Merhaba arkadaşlar. Evet birinci dönem ikinci yazılı notlarıyla karşınızdayız. Konu başlıklarımız neler? Bu konu başlıklarına dikkat çünkü buradan sorular gelecek. Kitlesel göçlerin nedenleri nelerdir? Ee, i̇lk çağ Türkçe toplulukları hangileri? İlk ve orta çağda ticaret yolları kabileden devlete. İlk çağ devletlerde sosyoekonomik hayat, ordu, siyasi yapıların meşruiyet kaynağı, siyasi yapıların maddi kaynağı gibi. Hukuk nedir? Tarihin gelişimi nedir? Orta çağda bazı siyasi güçler vesaire. Peki... Ee, şimdi değerlendirelim. Şimdi bu videoda ne göreceğiz? Öğrenci notlarımız var. Hap bilgiler var. Özellikle renkli kavramlara çok dikkat edin. Sizi uyaracağım. Bakın bu mutlaka çıkar diyeceğim. Onlara çok odaklanın. Açık uçlu ve klasik sorularımız var. Çünkü onlara bakacağız. Çünkü MEP'in yeni sınav sistemi bunu gerekiyor. Ve MEP ortak sınavı provası vardır. Şimdi yazın notları kitabımızdan arkadaşlar. Tekrarları yapmayı unutmayın. Ayrıca kitabın arkasındaki etiketi kazıyarak e, TAT mobil uygulamasından MEP ortak sınav deneme provalarına ulaşabilirsin. Şimdi kodu nasıl aktifleştireceğimizi görelim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAT uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu Tats uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Şimdi göçlerle ilgili bir başlık var. Burada şu sorularla karşılaşacağız. Kitlesel göçlerin nedenleri nelerdir? ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlere bağlı göçler, dini baskılara bağlı göçler. Bir de Orta Asya Türk göçleri var ki buradan mutlaka soru gelir. Önce kitlesel göçlerin nedenleri nelerdir sorusu gelir arkadaşlar. Ama basittir. Hemen siz bunun içinden çıkabilirsiniz. Öncelikle nüfus artıyor, var olan ekonomik kaynaklar yetmiyor. Haydi başka coğrafyaya gidelim. Politik değişiklikler, siyasal güçler dönüşüyor, değiştiriliyor. Adam ben bunu istemem diyor, bunun egemenliğine kalmam diyor. Bakıyorsun ne yapıyor? Avarlar bile dikkat edin. Göktürk egemenliğine girmemek için Avrupa'ya geçiyorlar. İklim değişiklikleri var. Bir bakıyorsun Orta Asya'da taklanmakan çölü ortaya çıkmış. Hadi gel de göç etmeyen orada nasıl yaşayacaksın? İnanç gruplarının baskısı. Özellikle dini baskılar sorusu olarak gelebilir, karşımda çıkabilir. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenlere bağlı bu ilk çağ göçleri içinde Ege göçleri biraz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Değerlerini isim olarak duyun yeterli. Yani kalkıp da Huri göçleri nedenlerini hocalar sormaz. Bugüne kadar soranı görmedi Üniversitede bile sorulmadı yani bunlar bize. Ama Ege göçleri var ki hani bunlar Yunanistan'dan Anadolu'ya Mısır'a doğru göç etmiş. Mısır'ın ee, güç kaybetmesinde, etiket imparatorunun yıkılmasında etkili olmuştur şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Ani ama dini baskılara bağlı göçler sorulur. Yani adam der ki işte dini baskılarla ilk çağda göç eden topluluklara örnek verin diyebilir. Malum Yahudiler iki defa ülkelerinden göç ettirilecek ki en meşhuru Roma sürgünüdür ve Hristiyanlar yine Romalılar tarafından göç ettiriliyor ki bunlar zaten çoğunlukla bugünkü Kapadokya ve Antakya civarına göç etmişlerdir. Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerine baktığımızda e, ekonomik nedenler belli bakın nüfus artışı, e, iklim değişiklikleri hani kuraklık, ağır kış şartları falan filan gibi nedenlerle karşımıza çıkan göçlerdir arkadaşlar. Ve tabii ki siyasi nedenler vardı bir de siyasi nedenler de şurada olabilir hani politik değişiklikler, Türk boylarının birbirleri arasındaki mücadele. Çin ve Moğol baskısı nedeniyle Türkler göç ediyor. Yeni ülkeler e, elde etme arzusuyla da göçler karşımda çıkmaktadır. Göçler bu. Kitlesel göçlerin nedenleri özellikle dini baskılarla yapılan Yahudi ve Hristiyan göçleri Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik ve siyasal nedenleriyle geçelim. İlk çağda ticaret yolu. İlk çağ orta çağ aslına bakarsanız ilk çağda kral yolu. ilk ve orta çağın ilk çağın sonlarında orta çağda da değerlerini görüyoruz. Bu aslında e, hem ilk çağ e, bölümünde kullanılıyor hem orta çağda dünyada arkadaşlar sorulmaktadır. İpek baharat Türk yollarını orta çağda dünyada da göreceğiz ama buradan harita üzerinden değerlendirelim. Mavi olan İpek yolu Çin'den doğuyor Doğu Akdeniz Sahne. İpek yolu Çin'den Doğu Akdeniz haline kadar Orta Asya'yı baştan başa şu. Hindistan'dan doğan baharat yolu. Suriye, Arap Yarımadası, Mısır üzerinden yine Doğu Akdeniz ve Kürk yolu da neydi arkadaşlar? Bugünkü Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz'in kuzeyinden Çin'e doğru giden ticaret yoluydu. Peki ilk çağın tüccar toplulukları Muhtemelen buradan size bir tane devlet soracak. Hani bir tane örnek verin diyecektir. Ama Asurların bir özelliği vardı. Hani bu e, Mezopotamya uygarlığı olarak karşımda çıkıyordu. E, Kavrun adlı pazar yerleri vardı ki Kanış, Kaniş denilen pazar yeri de olabilir. Kayseri Kültepe'deydi Anadolu'da mesela karşılaştığımız. Bunlar e, Kuzey Irak'ta e, dağlık bir coğrafyada yaşıyorlar. Dolayısıyla verimli arazileri çok az olduğu için ticaretle geçimlerini sağlıyorlar. Sorulacak tarafı şöyle sorulabilir. Anadolu'ya yazıyı getiren Ticaret yolu ya da işte Kayseri, Kültepe'de yazıyla karşımıza çıkan... ...ya işte Karum adlı pazar yerleri tanınan medeniyet. Basitçe. Asur'u şöyle hatırlayalım. Bir mezopotamma uygarlığıdır. Dağlık coğrafya nedeniyle ticarete yönelmişlerdir... Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Bunun ilk örneklerini Kayseri Kültepe Karumu'nda yani Padar yerinde görmekteyiz. Lidya deyince bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ege sahillerine karşımda çıkan zengin maden yatakları sayesinde ilk defa parayı kullanan ve tabii ki kral yolundan da faydalanan bir medeniyet. Fenikeller bugünkü Suriye'nin Dağlık bölgesi Lübnan coğrafyasında dağlık bölgede karşımda çıktığı için tarım alanları az olduğu için Akdeniz'de koloncilikle karşımda çıkıyorlar. Ee, ...işte Sicilya'da, Korsika'da, Tunus'ta karşımda çıkan e, kolonileri vardır arkadaşlar. Kolonilerini sadece ekonomik amaçlı değerlendirmişler. Yani bir çeşit sömürge olarak görmüşlerdir ve kalıcı olamamışlardır. Soğutlar kimdir? Soğutlar aslında bugünkü İran'ın kuzeydoğusu. Türkmenistan coğrafyasında karşımda çıkan bir uygarlıktır. Özellikle köktürklerin koruması nedeniyle ne yapmışlardır? İpek ve baharat yollarından oldukça faydalanmışlardır. Heh, buradan soru gelir arkadaşlar. Çünkü basit standart bilgiler var burada. Bunlar mutlaka sorulur. Kabileden devlete. Kabile nedir? Devlet nedir? İlk devlet örgütü olan şehir devletleri. İmparatorluk nedir? Kuşatıcı imparatorluk nedir? Aristokrasi, demokrasi ve cumhuriyet kavramları. Şimdi kabile nedir? Hani günümüzde aşiret diyoruz ya. İşte onların benzeri. Yani aslında birbirle kan bağıyla bağlı olan büyük insan topluluğu. Kan bağıyla bağlı olan hani sülalenin biraz daha büyüğü olarak düşünün ya da aşiretler işte. Peki devlet nedir? Belli bir olan kanunlara göre askeri, ekonomik, siyasi alanlarda teşkilatlanmış bağımsız yapı. Daha basit indirgeyin, size soruldu. Yani devleti tanımlayın. İşte belli bir toprağı olan kanunlar doğrultusunda teşkilatlanmış yapı. Belli bir toprağı olan kanunlar doğrultusunda teşkilatlanmış yapı. Ben açmak istiyorum. Siyasi, askeri, ekonomik alanda teşkilatlanmış diyebiliriz. Peki şehir devleti sorulur. Özellikle hangi e medeniyette hangi isimle anılmıştır sorulur. Yunanlılarda polis, Mısır'da İyon, ve İyonlarda nom site bak. Mısır'da nom veya nomos, e, İyonlarda ise site. Arkadaşlar sorulur. Bunu bileceksiniz. Mutlaka sorulur. Buna dikkat edelim. İmparatorluğu basitçe öğrenmek istiyorum hocam. Çok uluslu devlet demektir arkadaşlar. Ya da işte topraklarında çeşitleri milletlere egemenliği altına alan devlet biçimine diyoruz. ...bir de kuşatıcı imparatorluk var... ...ne olur ne olmadı arkadaşlar... ...böyle hani çok e, özel bir bilgi olarak... ...sorulabilecek bir şey... ...ben hani sorardım yazılıdan... ...ne demek kuş, e, kuşatıcı imparatorluk... ...kuşatıcı imparatorluk... E, ...ele geçirdiği topraklardaki halkı... ...devlete bağımlı hale getiren... ...ya da ele geçirdiği topraklardaki... ...insanları, kültürleri dışlamayıp... ...onlardan faydalanan imparatorluk... ...ki bunun somut sorulan tarafı arkadaşlar... Hititlerdir. Hititlerin mesela ülkesine bin tanrı ili denir. Yani bir sürü tanrı var. Neden? Hititler gittikleri coğrafya halklarını küstürmemek için arkadaşlar onların tanrılarına da tapmışlar. E tabi o coğrafyalardaki halkta bakmış ya bunlar bizi dışlamıyorlar. Hadi biz de Hititlere bağlanalım. Bu da tabii ki merkezi otoriteyi güçlendirmektedir. Peki bu tip imparatorlukların kurulmasına neden olan gelişmeler nelerdir sorusu? Askeri güç. İşte maden işlendi ve çok daha güçlü silahlar yapıldı. Önce bakırla kalayın karışımından tunç silahlar ki tunç devrinde Hitit Mısır arasındaki savaşları görürüz Suriye egemenliği için. Atlar evcilleştirildi ve at arabaları bir çeşit tanklar olarak karşımda çıkacaklardır. Böylece çok daha güçlü devletler ortaya çıkıyor. Aristokrasi nedir? Aristokrat soylu demos halk demektir. O zaman aristokrasi ya da aristokratik demokrasi de devlet soylulardan oluşan bir meclis tarafından yönetilir. Devlet soylulardan oluşan bir meclis tarafından yönetiliyorsa aristokratik demokrasi. Ama aristokrat kısmını kaldırırsanız demos halk demekti. Demokratiya ya da demokrasi Siyasal denetimin halkta ve tüm yurttaşlar eşitmiş. Siyasal denetim halkta tüm yurttaşlar eşit. Peki cumhuriyetin farkı ne? Şimdi cumhuriyette dikkat edin millet egemenliği diyor. Şimdi burada da aynı mı? Denetim ama. Siyasal denetim halkta diyor. Yani iktidardaki kişi İlla halkın seçti olmak zorunda değil. Mesela meşrutiyet var değil mi? Meşrutiyette de halkın seçtiği bir meclis var. Ki demokrasi İngiltere mesela meşrutiyetle yönetiliyor. Ama cumhuriyet değil. Çünkü cumhuriyette her alanda millet egemenliği, devlet başkanlığı dahil millet egemenliği vardır. Buna dikkat edelim. Peki. Devlet yönetim şekilleri, koloni, devlet nedir? Yunan, Mısır ve İyonlardaki devleti tanımlayan kavramlar. Evet. Şimdi gelelim ilk çağlardaki bu ilk devletlerdeki sosyoekonomik hayata ve orduya. Peki şimdi ekonomik yapı olarak Mezopotamya deyince Mezopotamya'nın çoğu tanımla uğraşı arkadaşlar değerlendirmeye gerek yok. Bir tek Asurlar farklı. Ne dedik? Mezopotamya'nın kuzeyinde dağlık bir coğrafyada kurulduğu için tarım alanları azlığı nedeniyle kervan ticaretine yönelmişler. Karum adı verilen pazar yerleri kurmuşlar Anadolu'da ve hatta Anadolu'ya yazıyı getirmişler. Askeri yapıda da çok özel bir şey yoktur. Bir tane akatlarda değerlendireceğiz. Düzenli ordu Sümerler'de yok. Akatlar tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuştur. Hani olur da böyle çok sert soru sormak isteyen bir öğretmen için kullanılabilecek bir sorudur. Asurlar'da kışla da eğitim yapılmış. Babil'de işte imparator gücünü düzenli ordusundan almıştır. Sosyal yapı bütün toplumlarda aynı Mezopotamya, soylu din adamı ve kölelerden oluşan bir yapı vardır. Yani burada hocam ben neye dikkat edeyim derseniz özellikle yani Asurlardaki Karuma, e, Akat'taki düzenli orduya. Bu arada Sümerler'de depo amaçlı kullanılan ziguratlar vardı. Ziguratlar çok amaçlı ama buradaki başlığımız içerisinde nerede kullanılmalı? Burada kullanılmalı. Depo amaçlı ziguratlar. Hani bunlar çok amaçlıydı. En alt katı tahıl ambarı, üst katı tapınak okul, en üst katı rasathane gözlem eviydi. Çivi yasında icat eden bir medeniyet olarak, olarak karşımda çıkar. Peki Anadolu'daki yapıya bakarsak Anadolu'da Hititler, Sakarya Irmağı civarında tarım hayvancılık, Frigler. Yine Sakarya Irmağı civarında tarım hayvancılıkta bir Hit Hititlere baktığımızda Kızılırmak yayı çevresi daha meşhurdur onlarda. Urartılar Doğu Anadolu'da dağlık coğrafya nedeniyle hayvancılıkla birlikte madencilik ama tarım da var hatta sulama kanalları falan yapmışlardır. Lidya Ege'de ticaretle karşımıza çıkıyor ve tabii ki ilk parayı kullanması özelliğini unutmayalım. Kral yolundan faydalanacaklar. İyonlar Batı Anadolu'da Ege sahillerinde nefesminet falan. E dolayısıyla ne yapacaklardır? Denizcilikle uğraşacaklardır. Askeri yapıda burada sorulacak pek bir soru yok arkadaşlar. Hititlerde askeri amaçlı at yetiştiriciliği varmış. Urartular'da çok özel bir şey yok. Lidya'da paralı bir ordu var. Bu, bu orduya çok güvendikleri için kolay yıkılmışlardır. Diğerleriyle ilgili özel bir bilgi yoktur. Peki Yunan medeniyeti deyince benim aklıma ne gelecek? Dağlık coğrafyaları var değil mi? Bu nedenle de e, ee, birbirine bağlı bir devlet kuramadıkları için birbirinden kopuk şehir devletleri polisler şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Ve tarım alanlarının azlığı nedeniyle ne yapmışlardır? Deniz çerçeğiyle uğraşmışlardır. Mısır deyince aklıma ne gelecek? Nil Nehri var değil mi? Nil Nehri'nden dolayı nehirler taşıyor. Taşma usulü akan nehir. Ama taşınca nehrin her iki yakasında verimli bir alüvyon tabakası birikiyor. Bu nedenle verimli ovalar ve tarım çok gelişiyor. Ama sınır tarla sınırları birbirine girince ne oluyor? Geometrinin temellerini atacaklar. Hani şu taşla bu taşla bu taş arasını sen ekeceksin. Ha üçgeni bulduk falan gibi. Ve Kadeş Savaşı vardı. Ee, Mısır e, unutmayalım atlı ordularla öncelikle Hititlere karşı üstünlük sağlamıştı. Daha sonra at arabalarıyla falan. Dolayısıyla bu ordular Hititlerle savaşlarda öne çıkıyor ki Kadeş Savaşı ve hatta Kadeş Anlaşması tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olarak karşımıza çıkıyordu. Peki hukuk konusuna gelirsek burada duralım burada çok güzel sorular var arkadaşlar. Öncelikle hukuk nedir? Hukuk dediğimiz zaman toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış devlet eliyle güçlendirilmiş yasalar. Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet eliyle çıkarılmış yasalar. Peki ilk çağ hukuk kurallarının kaynakları neler? İlk çağ hukuk kurallarının kaynakları akıl, gelenekler, kutsal kitaplar. Bu üç diye dikkat edelim. Sorulabilir. Akıl, gelenekler, kutsal kitaplar. Hukuk iki ayrılıyor. Sözlü ve yazılı hukuk şeklinde. Sözlü hukukun en güzel örneği taradır. Yazıdan önceki dönemde karşımıza çıkmıştır. Hani Türklerde siyasal, sosyal, ekonomik hayatı düzenleyen sözlü kurallar. Sözlü söyleyin yani hukuku eşitleyin. Türklerde demeyin mesela kanun nedir? Siyasal, sosyal, ekonomik hayatı düzenleyen kurallardır. Türklere at koyduğunuz zaman da sözlü değil. Ama yazılı hukukta Sümer, Babil, Hitit, İbrani gibi medeniyetler karşımda çıkmaktadır. Şimdi Sümerler deyince hukuk konusunda ne bileceğim? Bir, ilk yazılı kanunlar tam klasik bir soru arkadaşlar. Ve Urgakine kanunlarıdır ki bu ilk hukuk devletinde karşımda çıkarıyor. Çünkü Urgakine kanunlarında ne diyordu? Herkes ürettiği ürünü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir ürününü istediği gibi kullanıyorsun. Peki hukuk devleti nedir? Kanunların insan haklarına uygun olarak yapıldığı, herkese eşit uygulandığı devlet modeli. Demek ki ilk kanunlar hukuk devleti. Fidye, insancıl esaslı kanunlarla karşılaşıyoruz. Babil deyince aklıma ne gelecek? Hammurabi kanunları bilirsiniz sert kanunlardır. Göze göz, e göz dişe diş yani kısas usulü kanunlar olarak bilinirler. Özellikle sert olma yönüyle sorulan bir kanun dizisi olarak karşımıza çıkarlar. Hititler deyince aklıma ne gelecek? Sorulabilecek bir şey. Çünkü tarihte ilk defa kanunlarda kadınlara da yer veren hatta mirasta kadın hakkından bahseden kanunları vardır ki Medine hukuk örnekleriyle karşılaşıyoruz. Peki İbraniler hangi yönüne sorulabilir? İlk ilahi kanunlarıyla bilinirler. Hani şu on emir vardı öldürmeyeceksin komşunun işte namusuna yan göze bakmayacaksın şeklinde ifadeler vardı. O zaman şu tık attığım yerlere dikkat edelim. Hukuk kurallarının kaynağına çok dikkat edelim. Bu ekran aslında baştan başa soru olarak gelebilir arkadaşlar. Peki, Orta Çağ'da bazı siyasi güçler demiş. Çok sorulma ihtimali yok arkadaşlar. Bir iki yer var. O bir iki yer de vurgulayacağım ama şöyle bir duyalım. Hani yorum sorusu olur gelir. Şimdi Sasani deyince gelecek. Bir İran medeniyetidir. Ve bu Sasaniler arkadaşlar İstanbul'u kuşatma özellikleriyle bindir. İpek baharat yolları üzerindeki egemenlik için Bizans ve Akunlarla mücadele etmiş. Sonra da Göktürklerle. Bu da onların güç kaybetmesine neden olmuştur. Ve bu da İslam devlet tarafından yıkılmalarını kolaylaştırmıştır. Peki Bizans'a gelirsek. Bizans Hani kavimler göçünden sonra Büyük Roma'nın ikiye ayrılmasıyla kurulmuş bir devlettir. En önemli özelliği sorulabilecek çok tipik bir örneği merkezi otoritenin güçlü olması ve güçlü surları sayesinde orta çağ boyunca siyasi varlığını sürdürmüştür. Merkezi otorite güçlü ve güçlü surları nedeniyle orta çağ boyunca siyasi varlığını sürdürmüştür. Peki Moğol İmparatorluğu deyince ne gelecek aklıma? Bir dünya imparatorluğu kurmuşlardır arkadaşlar. Türk, Moğol atlılarına dayalı tamamı süvari orduları, atlı ordu süvari. Dünya imparatorluğu ve Cengiz Yasası ya da Büyük Yasa denilen bir yasa silsilesiyle bilinir. Türk töreleriyle Moğol kanlılarının birleşmesinin oluşumudur. Peki Çin deyince aklımana gelecek bazı buluşlar gelecek. Hani o buluşlara örnek verin diyebilirler arkadaşlar. Bu buluşların hepsi pus, barut, pusula, kağıt, matbaa falan hepsi çok önemli ama Çin'den başlayan İpek yolunu unutmayalım. Sasaniler deyince ne geliyordu aklıma? İstanbul'u kuşatma, İpek yolu hakimiyet için yaptığı savaşlar sonucunda yıpranma. E, Doğurama Doğu deyince kavimler göçüyle kurulma ve uzun süre yaşama. Neden? Çünkü merkezi otoritesi güçlü ve güçlü surları var. Moğol İmparatorluğu tamamı süvari ordu ve büyük yasayla Çin'se bazı teknik buluşlarla tanıyormuş. Heh, şimdi siyasi yapılar maddi kaynaklar olarak baktığımda arkadaşlar. E, önce örnek verin diyebilirim. Siyasi yapıların maddi kaynakların içeriği örnek coğrafi yapı, silahlı güç ve soy dayanışması. Coğrafi yapı deyince benim aklıma ne gelecek? Öncelikle arkadaşlar coğrafya sana ekonomik kaynakları verir ve ekonomik kaynak devlet olmayı sağlar. Sahra çölünde büyük bir devlet kuramazsınız. Çünkü para lazım, ekonomik kaynak. O zaman eğer iklim uygun bir yerdeyse, verimli topraklar varsa, liman ve ticaret yollarının olduğu yerse para vardır. Güçlü devletler kurulabilir. Tabii bu arada güçlü olabilmek için silahlı güç örneği vardır ki silahlı güçte Türklerdeki tamamı süvari ordu ve onun sistem Moğollarla birlikte. Vikinglerdeki o manevra kabiliyeti yüksek teknelerle Orta Avrupa'ya kadar adamlar gemilerle Paris'e kadar bile gitmişlerdir. Ve Bizans'taki paralı ordu artı grejuva arkadaşlar sorulabilecek kavramlar olarak. Yorum sorusu ama daha çok arkadaşlar. Soy dayanışması ile çok kıyıda kalır. Ha niye soy dayanışması? İşte hanedana yönetim. İktidar babadan ola geçtiği gibi bazı ülkelerde eyalet yönetimlerinde bile soydan gelenler egemendir. Peki siyasi yapıların meşruiyet kaynakları nelerdir? Yani meşru, yasal, haklı, doğru, kabul gelen demektir ilk çağda, orta çağda, yeni çağda hatta Fransız ihtilaline kadar bütün dünyada hatta günümüzde hala bazı devletlerde siyasi yapıların meşruiyet kaynağı olarak din görülmektedir. Yönetme yetkisini tanrı ya da tanrılardan alma. Buyurun örnekler mesela Avrupa'da papanın elinden taç giyiyor krallar. Papa tanrının ruhunu taşıyan İsa'nın parçasını taşır. İsa, tanrının ruhu İsa, İsa'dan gelen ruh Papa'da, o zaman tanrının yeryüzündeki kralı. O veriyor tacı. İslam devletinin halifelik. Hani Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevi hariç tüm yetkileri üzerine taşıyan kişi. Hazreti Peygamber'in vekili halife. İsyan etmek olmaz değil mi? Ya da İslam öncesi Türkler'de yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından hükümdara verildiği inanışı. Kut. Özellikle kuta dikkat edin arkadaşlar. Kut inancı sorulabilir. Buradan gidelim. Nerede dayandırılmış meşruiyet kaynağı? Siyasi güç. O, dine dayandırılmış. Peki... Şimdi bir de orta çağda artı ürünün siyasi yapı etkisi. Şimdi bir doğu ülkeleri var bir de Avrupa var. Şimdi doğu ülkelerde topraklar tanrıların. Krallar da tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olduğuna göre topraklardan gelen vergiler krala geliyor. O zaman işte bu vergiler sayesinde monarşiler çok daha güçlü olacaktır. Ama Avrupa'da topraklar derebeylerin, soyluların. Dolayısıyla burada derebeylik, feodalite, soyluya dayalı yönetim. Karşımda çıkıyor. Peki artı ürün sınıflara etkisi nedir? Sorulacak bir tek şey var arkadaşlar. Hindistan'daki kas sistemi. Toprakların sahibi soylular ve bu soylular ee, bir kast oluşturuyor. En alttan en yukarı doğru. Kast sistemi içerisinde işte en üstte rahipler, altta soylular, askerler, onun altında işte şehirli esnaf zanaatkarlar, onun altında çiftçiler, onun altında işte köleler ve bir de sınıf dışı olan paryalar var ki kas sisteminin sonucu sorulabilir. Sınıflar arası geçiş yasak olduğu için toplum birbirinden nefret etmiş ve Hindistan'da birlik sağlanamamıştı. Orta Avrupa'sındaki toplumsal yapıyı hani belki isim olarak bilmekte fayda var. Bir numarada soylular, iki numarada din adamları, 3 numarada burcuva şehirli esnaf zanaatkarlar, 4 numarada köyler, 5 numarada serfler. Kim bu serfler? Toprakla birlikte satın e, alınıp satılanlar. Peki ticaret yolu. Az önce baktık arkadaşlar. Hemen üstünden geçelim. Orta Çağ'da ticaret dediğimiz zaman ipek yolu. Çoğunlukla doğal yol Çin'den doğuyordu. Baharat yolu Hindistan'dan Doğu Akdeniz'de. Kürt yolu ise Balkanlardan Çin'e giden ticaret yolu olarak karşımda çıkıyordu. Burada ne aldım? Kas sistemi lazım. Ekonomik hayatta doğuda güçlü krallık, batıda feodalite. İşte belki burada da sıralama. Şimdi ticaret mekanları mutlaka gelir arkadaşlar. Mutlaka gelir. Bunun her şeyini bileceksin arkadaşım. Bilmezsen olmaz. Ribatlar. Şimdi bu aslında İslam devletlerindeki sınırlardaki karakol binalarıydı. Ama devlet genişledikçe bu içeride kaldı. E ne yapalım? O kadar güzel yapıları o zaman bir çeşit Kervansaray gibi kullanalım. Yolcuların ihtiyaçlarını karşıladığı binalara dönüşe. Bakın, önceleri neymiş bu karakol binalarıymış. Sonra yolcuların ihtiyaçları için ayrılmış. Kervansaraylar evet kervan, saray. Kervanların konaklama testi ama tabii e, güvenlik ve görevleri de var. İki kervansaray arasındaki bölgede güvenlik sağlıyor. Limanı herkes biliyor. İthalat ihracatının yapıldığı yerlerdi. Hanlar şehirlerdeki Alt katı dükkan, üst katında üretim ya da konaklama yeri olan e, satış yerleri. Kapan, kapan, dikkat. Bunu sormayı çok sever öğretmenler. Kapanlar bir çeşit toptancı halleridir arkadaşlar. Nasıl bir şey? Şehirlere mallar gelir. E, devlet o malların her biri aynı cins ürünü. Mesela İstanbul'da un kapanı diye bir sent var. Çünkü orada un kapanı var, bakır kapanı var diye düşünün. Yağ kapanı, tuz kapanı gibi kapanlar vardır. Ürünleri esnafa... Aynı fiyattan aşağı yukarı aynı miktarda aynı kalitede veriyorsun. Böylece şehirdeki her yerde esnaf arkadaşlar aynı ürünü aynı kaliteden aynı fiyattan satacak. Böylece karaborta ve tekelcinin önüne geçer kapanlar. Bedestenin hanlardan farkı nedir? Bunlar kapalı çarşıdır arkadaşlar. Değerli eşya mesela İstanbul'daki kapalı çarşıda ne? Kuyumcular çarşısıydı aslında çoğunlukla. Değerli eşyaların satıldığı, saklandığı depolandı hatta fiyatlandırdığı bir tür borsa olarak karşına çıkar. Arasta'yı da sormayı çok severiz. Arasta nedir? Aynı cins ürünlerin aynı merkezde sokaklarda satıldığı esnaflar topluluğu. Hani bakırcılar arastası, halıcılar arastası gibi arastalar. Neden? Halk ee, bir halı almak istediğinde ya da işte Gidip de işte bakır kap almak isteyenler bir yere gitsin hepsini orada bulsun diye e, halkın işini aslında kolaylaştırıyorsun. Tabi esnafınla birbiri olan dayanışmasını güçlendiriyorsun. Panayırlar bir çeşit fuar olarak karşımda çıkar. Vallahi çıkar arkadaşlar buraya dikkat edin. Bu garanti gelecek yani en az bir soru garanti gelecek burada. Şimdi orta çağda Batı Avrupa'daki orduya bakarsak. Aslında asıl önemli olan şu alt tarafta şöyle bir göz atalım. Orta çağda Avrupa'da hani küçük ordular var. Çünkü feodalite var değil mi? derebeyler var. Her derebeyinin kendi toprakları ve derebeyi e, 300-500 askerle kralın emrinde savaşacak. Ama kralın gücünü sınırlıyor çünkü krallar vasalların yani kendine bağlı derebeylerin izni olmadan büyük savaşlara git çıkamıyor. Asıl soru altta. Karşılaştırma soruları arkadaşlar. Bunu odaklanalım. Hani böyle Avrupa'daki ya da Orta Asya'daki hatta Avrupa'da Orta Asya'da olmakla birlikte Göçebelerle yerleşikler arasındaki orduyu kıyaslar. Şimdi göçebelere baktığım zaman ordularında ne var? Özellikle Türkler ve Moğollar atlı okçular olarak bilinir. Disiplinli, cesaretli askerlerdir. Hafif süvari teknikleri, onlu sistem ve Turan taktiği. Hani şu kuşatma savaşı Türklerin ee, kapan için aldıkları savaş. E, o zaman tamamı atlı süvari olduğu için bu tip ee, ordular... Meydan savaşlarına başarılı. Ama Avrupa'da veya işte yerleşik toplumlarda hantal zırhlı askerler vardı. Şövalyeler profesyonel askerler. Basit okçular ama kuşatma tekniklerinde başarılı. Burada sorulabilecek kıyas ve birbirine üstünlük. E, kuşatma tekniklerinde e, atlı süvari birlikler çok etkili değildir. Çünkü kaleye atla tırmanamazsınız. Ne lazım? İşte mancınıklar lazım, merdivenler lazım, kuleler lazım. Bu konuda kuşatma tekniklerinde Avrupalılar daha iyidir arkadaşlar. Peki. Gelelim Orta Çağ'daki hukuk sistemi içindeki Roma hukukuna. Gelecek bir soru varsa özellikle buradan gelecektir arkadaşlar. Roma hukukuna ıı, baktığımda Patrisi ve Pilap hukuku vardır ki Patrisler seçkinlerdir. Üstünler hukukudur. Bunlar da hakimler bunlardan geliyor. İşte kendi işlerine, kendi kafalarına göre Pilap'ler de yargılayan bir kanunları vardır. Ama sorulacak olan 12 leva kanunları nedir? Bak bu gelir arkadaşlar. 12 leva kanunları gelir. 12 leva kanunları şu şekilde de sorulabilir. Roma'da seçkinlerle olta ve alt sınıf arasındaki ya da partisi ve arasındaki çatışmalar sonucunda e, ortaya çıkan modern Avrupa hukukunun temellerini atan kanun dizisi hangisidir? 12 levha kanunlarıdır. Eee. Bu kanunlarla birlikte e, pleblere çeşitli tanınmış. Aralarındaki farklılıklar büyük oranda ortadan kaldırılmış. Ve bugünkü modern Avrupa hukukunun temelleri atılmış. 12 levha kanunlarla modern Avrupa hukukunun temelleri atılmıştır diyor. Bir de şu Siyanus kanunu var. Bu aslında Doğu Roma İmparatoru Siyanus ne yapacaktır? Bir dizi kanun hazırlayacak. Aslında daha önceki Roma kanunları örneğinde... Ee, ...bir hukuk dizisi. Günümüzdeki medeni hukukun temelini atacak... ...aile hukuk, an, evlenme, boşanma, miras gibi konular medeni hukuktu. İlk defa kamu, devlet ve özel hukuk ayrımını yapmıştır. Ama bu hukukun çok ilginç bir tarafı vardır. Hapis cezası yoktur. Suçlular bana sıra kapatılır. Peki neden? Çünkü amaç cezalandırmaktan öte. Arındırma yani temizleme. Günahını bir daha yapma falan muhabbeti iyileştirme ve caydırmadır. Evet arkadaşlar. Şimdi konular burada bitiyor. Ekranlara bir daha odaklanalım. Olmadı notlarım üzerinden tekrar yapalım. Aşağıda verilen kavramların ait olduğu medeniyeti yazınız demiş. Evet zigurat demiştik değil mi? Önemli demiştik. Hatta e, polis, nom, site gibi kavramlar kullanmıştık. Zigurat neydi? Sümerler'deki tapınaklardı değil mi arkadaşlar? Polis ise Yunan şehir devletlerine verilen isimdi. Bu tip sorulara dikkat edin çünkü bu kavramlar gelecektir. Özellikle ekranlardaki renkli bölümler çok önemli. Şimdi Anadolu'nun pek çok yerinde alışveriş merkezlerini kuran Mezopotamya uygarlığı hangisidir? Tabii ki Mezopotamya'nın kuzeyinde dağlık coğrafyada kurulan ve hatta tarım arazileri az olduğu için Anadolu'ya ticaret yapan ve bu sayede de Anadolu'ya yazıyı getirecek olan Asurlardır. Şimdi Büyük İskender Mısır'da Amanura rahipleri tarafından Tanrı Kral ilan edilmiş. Batı Anadolu'da Apollon Tapınağı kaini tarafından Zeus'un olarak adlandırılmıştır. Bu bilgi Büyük İskender'in iktidarın meşrutiyetini hangi kavrama dayandırmak istediğini kanıtlar. Ne? Tanrı ya da tanrısal. Biz buna teokrasi dine dayalı devlet yönetimi ya da dine dayandırma demeliyiz. Hani meşrutiyetin kaynağı daha çok dine dayandırma vardı. Peloponnes Yarımadası'nın toprakları engebeli yapısı nedeniyle tarımı elverişli değildi. Yani dağlık bir coğrafya. Yaşadıkları toprakların bu özelliği Yunanlıları nasıl bir tedbir yönlendirdi? Dağlık bir coğrafya varsa tarım alanları azdır. Bu nedenle biz e, denizcilikle ve deniz konucuyla uğraşmak zorunda kalırız. Bunun pek çok medeniyette görmekteyiz. Çin'den başlayıp Akdeniz sahillerine uzanan bir yoldur diyor. En çok taşınan mal ipek olsa da kağıt değerli madenler falan ve bize soruyor. Yukarıda verilen ticaret yolu hangi isimle bilinir? Aslında cevabı içinde vermiş ipek yoludur arkadaşlar. Çin'den doğan ticaret yolu. Aşağıdaki bilgilere ilgili olduğu kutuya hangi kavramla ilgili olduğunu yazın demiş. Bakalım aynı iş kolunda üretim yapan ticaret, esnaf toplu, toplulukları ne olarak biliniyordu? Arasta hani bakırcılar arastası falan vardı. Şehirlere gelen malların toptan satışının esnafa aynı fiyattan satıldığı yerlere de ne diyorduk biz? Kapan diyorduk. Un kapanı örneğini vermiştik. Evet çoktan seçmeli birkaç sorumuz varmış. Göçebe topluluklardaki nüfus artışının sonucu olarak geçim kaynaklarındaki yetersizlik bu toplumları hangilerine yönetmiş tutumlarından hangilerine? geçim kaynaklarındaki yetersizlik yeni yurtlar bulmaya. Hadi ver elini Avrupa. Yerleşik hayata geçip tarıma yönelme. Böylece daha fazla üreteceksin. Var olan kaynaklar için çatışma. Yetmiyor o zaman birbirimizi kaynaklarına saldıralım. Cevap E1-2-3. Aşağıdakilerden hangisi Türk ve Moğol törelerinin düzenlenmesiyle ortaya çıkmış? Türk, Moğol törelerinin düzenlenmesiyle ortaya çıkan kanunlar hangileriydi? Şöyle bir göz atalım. Neymiş cevap arkadaşlar? Ee, Urgakina Kina değil. Urgakine kanunlarını hatırlarsak hani ilk yazılı kanunlar olarak biliniyordu. Hamur abi Babil kısa sesal usulü kanunlardı. 12 Levha Roma'da Patisiprep çatışmasının sonucuydu. Justinianus hani Doğu Roma İmparatorluğunda hani arındırma amaçlı olarak hapis cezası yok. Manastıra kapatmanın olduğuydu ve Cengiz yasası bilinirdi arkadaşlar burada. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarının hangisi bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuştur? Sümerler demiştik arkadaşlar. Evet ödüllü bir sorumuz var. Devlet örgütleri kurulmasaydı insanın şu andaki durumu daha iyi olabilir miydi? Ne dersiniz arkadaşlar? Bir mantıkla bir yorum ekleyebilirsiniz görüşlere. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Ekranlara dikkat, ekranların kayıtlarına olmadığı kitaplardan açın, tekrar edin. Özellikle renkli kavramlara ve benim uyardığım, bakın bu çıkar dediklerime dikkatlice bakın. Çünkü artık sınavlar o kadar da kolay olmayabiliyor. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.